Salih Tuna, hey gidi kafa. Aslında onu üzmek istemem. Tam aksine kendisini bu hallere düşürdüğü için çok üzülüyorum. Neden böyle oldu? Hikayesi çetin. Galiba bazılarının sınavı epey sıkıntılı geçiyor. Sınav mı? Hani ne oldum dememeli, ne olacağım demeli şeklinde bir deyim var ya. Tas tamam o işte. Kimden mi bahsediyorum? Siyaset yapmaya başladığı partiyi, layıklığa karşı fiillerin odağı olduğu iddiasıyla kapattıran partide siyaset yapmaya başlayan birinden. Partiyle bu işler olmaz çizgisinden, Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'nden Has Parti'ye, oradan da CHP'ye zıplayan bir insan evladından. Evet bildiniz Mehmet Bekaroğlu'ndan bahsediyorum. CHP geçişine itiraz edenler olmadı değil. Örneğin bir diğer CHP milletvekili Barış arkadaş Atatürk için kefere kemal dediğini yüzüne vurdu. Neyse ki Yarkadaş da vaktiyle Kılıçdaroğlu'na TSEB üyeliğinden hareketle Sorosçu Kemal dediği için aralarındaki dengeyi sağlamış oldular. Şimdi el ele birlikte yürüyorlar. Yürüsünler. Lakin Kılıçdaroğlu'nun mahut yürüyüşünü kutsamak hele hele peygamber sünnetidir demek nedir Allah aşkına? Çok uluslu Ebu Cehiller yürüyüşünüzü neden kutsuyor ve neden FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütleri yürüyüşünüzü destekliyor? Sorulan bundan ibaretti. Kimsecikler CHP'lilere terörist demedi diyemez Buna rağmen Bekaroğlu kaptırıp gitti. Mekke ve Taif'in müşrik ulularının peygamber ve arkadaşlarına bozguncu terörist dediklerini hatırlatmam gerekiyor. Kendilerini peygamber ve arkadaşlarına eleştiri getirenleri de Mekke müşriklerine benzetmiş oldu. Bu köşecikte tavrını eleştirdim. İstedim ki ben ne saçmalıyorum diye nefis muhasebesi yapsın. Tam aksine örümcekten eviniz yıkılıyor paniğiniz bundandır şeklinde bir tweet atarak bizi resmen tekfir etti iyi mi? Örümcekten eviniz ifadesiyle Ankebut suresi 41. ayete gönderme yapmış oldu. Bekaroğlu'nun gözünde AK Parti küfür, AK Parti'ye oy verenler de kafir oluyor demek ki. Müslümanı kafir ilan etmek tekfirciliktir. DEAŞ'ın en karakteristik özelliği de budur. Aradaki fark DEAŞ kuvveden fiile geçmiş halde Bekaroğlu henüz nefret söyleme aşamasında. Umarız bu CHP milletvekili ne dediğini bilmiyor, ağzından çıkanı kulağa duymuyordur. Yoksa bu kafa kafa değil. Salih Tuna sabah.